Gayret ekranlarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Akşam haberleriyle karşınızdayız. Şehit ateşi bu kez Kırıkkale'ye düştü. Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızıl Mescit kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Assubay Çavuş Ferdican Altunkaş şehit düştü. Assubay Altunkaş Elazığ'da düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Acı haber bu kez Tunceli'den geldi. Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kızıl Mescit kırsalında bir grup PKK'lı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Assubay Çavuş Ferdican Altunkaş olay yerinde şehit düştü. Düzenlenen askeri törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da katıldı. Şehit Assubay Çavuş Ferdican Altunkaş evli ve iki çocuk babasıydı. Acılı eş Özlem Altunkaş güçlükle ayakta durdu. Gözyaşlarına hakim olamadı. Altunkaş'ın naaşı törenin ardından memlekete Kırıkkale'ye gönderildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Altunkaş Kırıkkale'de düzenlenen törende son yolculuğunu uğurlandı. Gözyaşları şehit asker için adeta sel oldu. Bu arada Bingöl'ün 2 ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda bir grup PKK'lı teröriste sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler bölgeden helikopterle alındı ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyonun da sürdüğü öğrenildi. Devam edelim diğer gelişmelerle. Daha önce İstanbul'a ihanet ettik sözleriyle gündem yaratan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran önce yeni bir öz eleştiride bulundu. Hatalarımız oldu diyen Erdoğan'ın dava arkadaşlığı vurgusuysa dikkat çekti. Bizim de hatamız, eksiklerimiz, noksanımız olmuştur ve olacaktır. Ancak adına Türkiye dediğimiz davamıza ihanetimiz vaki değildir. Önce öz eleştiri yaptı, sonra da uyarı. AKP içinden doğacak bir parti iddiaları konuşulurken manidar mesajlar verdi. Görüş farklılıklarımızın dava arkadaşlığımızın önüne geçmesine müsaade etmemeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Birlik Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. 23 Haziran öncesi verdiği mesajlar dikkat çekti. Hatalarımızı düzelteceğiz dedi. İç muhasebemizi yapacak, tespit ettiğimiz eksiklikleri giderecek, daha kucaklayıcı, kuşatıcı bir anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz. Erdoğan zaman zaman partililerle gerçekleştirdiği buluşmalarda öz eleştiri yapıyor. Daha önce de İstanbul'la ilgili söylediği sözler gündem yaratmıştı. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. Erdoğan'ın eski yol arkadaşları Gül, Davutoğlu ve Babacan'ın yeni parti kuracağı iddiaları konuşulurken Cumhurbaşkanı'ndan öz eleştiri gelmesi dikkat çekici bulundu. Ve bunlar geçicidir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin yılın başarılı gazetecileri ödül törenine katıldı. Gazeteciliğin öneminden bahsetti ve birliktelik mesajı verdi. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahneye arz ediyorum. Çağdaş Gazeteciler Derneği 2018 yılın başarılı gazetecileri ödül töreni düzenlendi. Törene CHP lideri Kılıçdaroğlu da katıldı. Yine haber yapan, haber peşinde koşan, günün 24 saatini habere ayıran bütün haberci dostlara, gazetecilere yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Birliktelik mesajı verdi. Birlikte mücadele ettiğimizde çok güzel sonuçlar elde edebiliriz diye konuştu. Birlikte mücadele ettiğimizde çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Türkiye'nin bütün demokratlarının alt ayrımları bir tarafa bırakıp birleşmeleri gerekiyor. Eğer bu ülkede demokrasi olacaksa hepimiz için olacak. Birlikte mücadele ettiğimiz zaman kazanabiliriz. Ayrı ayrı mücadele değil, birlikte mücadele etmek zorundayız. Kılıçdaroğlu 2015 yılında Hürriyet gazetesine yönelik düzenlenen saldırıya değindi. Hürriyet saldırısını yapan AKP'li Boynu Kalın Londra'ya atandı dedi.
sabah kalkıp internet sitelerine baktığımda sizlerle ilgili 3 haber, bugünün 3 haberiyle karşılaştım. Birinci haber şuydu. Hürriyet gazetesini basan kişi AK Parti'nin Londra temsilcisi olarak atanmıştı. Bir gazeteyi basıyorsunuz, sopalarla basıyorsunuz gazeteyi, terör estiriyorsunuz ama siz demokrasinin beşiği olan bir ülkeye o gazeteyi basan kişiyi bir partinin temsilcisi olarak atıyorsunuz. Hangi çelişkiden söz edeceğiz? Hangi akıldan ve hangi mantıktan söz edeceğiz? Yavuz Selim Demirdağ'ın saldırıya uğramasına da değindi. Failler bulunmalı dedi CHP lideri. Ne yaptı bu gazeteci? Bir televizyon programına katıldı ve düşüncelerini açıkladı. Ne diye suçluyorsunuz? Neden düşüncelerini açıkladın diye. Ne yapıyorsunuz? Seni sopalarla öldüreceğiz. Faillerin bulunması lazım. Yakalanması lazım, yargılanması lazım. Kılıçdaroğlu gazeteciliğin önemine de değindi. Tabii gazeteciliğin çok zor olduğunu biliyorum. Hele Türkiye koşullarında çok daha zor olduğunu biliyorum. Birinci zorluk şuradan geliyor. Gazetecilikte mesai diye bir kavram yoktur. Bir yerde olay olmuştur. Günün 24 saatinde gazeteci oradadır. Yağmur mu var, kış mı var, kar mı yağıyor, hava sıcak mı, hava soğuk mu? Bunlara bakılmadan geniş kitleler bilgilensin diye gazeteciler oraya koşarlar. Belli yerlerde ekmek peşinde koşan pek çok gazeteciyi de biliyorum. Hem çalışayım, hem üreteyim, hem kazanayım, hem geçimimi sağlayayım, özgürce haber yapayım diyen binlerce, yüzlerce gazetecimiz var bugün Türkiye'de. Çağdaş Gazeteciler Derneği bu bağlamda önemli bir görev yapıyor. Ödüller sahiplerini buldu. Haber ödülü Dinçer Gökçe'ye CHP lideri tarafından verildi. Radyo program ödülünü ise Nihat Sırdar ve Güçlü Mete aldı. Çok ödül aldım gerçekten de ama Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden ödül almak gerçekten çok mutluluk verici, gurur verici benim için. Son bir şey daha söylemek isterim. Gerçi bunu söylediğim için muhtemelen Devlet Bahçeli beni de sevecek ama her şey çok güzel olacak diyorum. Törende ödül alanlarsa şöyle: Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü Alican Uludağ, Mustafa Emekçi Haber Ödülü Ozan Çepniye, Rafet Genç Haber Ödülü Nurcan Gökdemir'e, Behzat Miserkent Haber Ödülü Öznur Karslı'ya, Röportaj Ödülü Ataol Behramoğlu, Hilal Köse, Vedat Arağa, İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü Tamer Arda Erşin'e, Televizyon Haber Ödülü Damla Yıldız Söken, Ayhan Dursun, Ömür Dikme'ye, Televizyon Program Ödülü Ayşenur Arslan'a, Yerel Medya Ödülü Barış Arslan, Reşat Yiğiz'e, Dayanışma Ödülü ise Kargil işçilerine verildi. Evet, gazeteciler demişken değinelim hemen. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın uğradığı saldırı sonrasında 6 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Yavuz Selim Demirağ katıldığı bir televizyon programının ardından evinin önünde çirkin bir saldırıya uğramıştı. Demirağ saldırı sonrası Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiği anlaşıldı. Çirkin saldırı sonrası polis inceleme başlattı. Polis ekipleri tanık ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası saldırganları tespit etti. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 6 kişiden ikisi yakalanmıştı. Ekipler çalışmalarının neticesinde geriye kalan 4 kişiyi de yakaladı. Böylece olaya karışan 6 kişinin tamamı gözaltına alındı. Ve bugün Anneler Günü. Siyasi liderler de Anneler Günü'nü unutmadı. Siyasiler sosyal medya hesaplarından Anneler Günü'nü kutlayan mesajlar paylaştı.
annelerimiz bizim baş tacımız. Onların ellerinden öpüyorum. Babaannesin anne yergin kutlu olsun. Babaannesin anne yergin kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Gerçekten annelik bambaşka bir şey. Her şeyi hisseder. Bazen tehlikeyi hisseder. Bazen umut verir. Bütün güzel duyguları çocuklarına sunan o güzel anneler. Anneler gününüz kutlu olsun. Seni tebrik etmek istiyorum. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Seni Allah korusun ya. 46 bir yaş büyük yazılmışsın. Yani işte Haziran'da 46 bitiyor ama. Bir yaş büyük de olsa Haziran'da 46 bitiyor. 40 yaşın bitiyor. Neyse anne tamam bir yaş küçülttü. Yok. Beni anneme başa indiriyor sağ olsun. Ya, ben 45 miyim anne? 45 tamam, yaşındasın. Tamam ne güzel. Tamam ne güzel. Anne doğum güzel. Benim gözüm de daha 10 yaşındasın. Benim o. Yerel seçimlerden önce soğan patates depoları basılmış, pazarın ateşi sönmeyince de üreticiler toplumun geniş bir kesimi teröristlikle suçlanmıştı. Bugünlerde ise hedefte her şey çok güzel olacak diyenler var. MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbul'da iftarda konuştu. Hedefinde her şey çok güzel olacak diyenler vardı. Ve hey alçaklar tabirini kullandı, terör örgütleriyle yandaş olmakla suçladı. Bir şey ya. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta İstanbul'a mitili atacağım demişti. Çamlıca gişelerinde partililer tarafından karşılandı. Ardından Yeşilköy'de bir otelde partisinin iftar programına katıldı. Hedefinde her şey çok güzel olacak diyenler vardı. Çok ağır sözler, suçlamalarla toplumun büyük bir kesimine yüklendi. Çok güzel şeyler olacakmış. Yerin dibine batsın sizin güzeliniz. Çirkinlik ne zamandır güzel olarak görülüp değerlendiriliyor? Biliniz ki çirkin görünür, güzel bürünür. Demokrasinin kara kışını yaşattılar. Şu kepazeliğe bakar mısınız? Sözde sanatçısı aynı havada, komedyeni aynı tarzda, şarkıcısı aynı hizada, iş adamı aynı üslupta. Bunların güzeli İstanbul için ucubedir. Bunların güzel dedikleri İstanbul'un uçurumudur. Elbette dünya bunlara güzel, elbette işleri tıkırında, dümenleri yerinde. Yedikleri önünde, yemedikleri arkalarında. Bir elleri yağda, diğer elleri balda. Bir ellerinde cımbız, diğerinde ayna, umurlarında mı bunların dünya? Bahçeli suçlamalarını daha da ileriye götürdü. Terör örgütleriyle ilişkilendirdi. Ve hey alçaklar, ihanetin neresi güzeldir? Kötülüğün neresi güzel olacaktır? Her şey güzel olacak. Bayağı sözü ve batışın süreç şifresiyle FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar, PKK'nın kanlı silahından silah tutanlar, Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürenler, surda gedik açmak için çırpınsalar da andolsun başaramayacaklar. MHP Genel Başkanı vicdanları yaralayan YSK kararını savundu, oy çalmaktan söz etti. Hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı. Oy çalan her şeyi çalar. Sandıkta hile yapan İstanbul'un istikbalini karartır. CHP Genel Başkanı kontroldan çıkmıştır. Telaşlıdır, paniğe kapılmıştır, suçüstü yakalanmıştır. Müessif
çubuk olayı anlaşılan düşünme melekelerini kaybettirmiştir. Tek bir zarf içinde kullanılan 4 oydan 3'ünün geçerli olup birinin iptal edilmesini mantıklı ve tutarlı bulamayanlar ya idrakleri tıkalı ya da maksatları arızalıdır. YSK doğal olarak yapılan itirazları karara bağlamıştır. Bunu görmeyen, bunu anlamayan kim varsa kriz havarisidir. Evet, Bahçeli YSK'nın seçim iptali kararı ile ilgili de zarftaki bir pusulanın iptal edilip diğer 3 pusulanın geçerli sayılması ile ilgili de toplumun bir kesimini ağır bir dille suçladı. O soruyu soranları idrakleri tıkalı, kasıtları arızalı diye niteledi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu da önceki gün bir video hazırlamıştı. O videoda şu ana kadar tam 3 milyona yakın izlendi. 31 Mart günü neler yaşadık sandıkta, bunları size tek tek anlatacağım. Biz 31 Mart günü geldik, sandık kurulu üyelerimizden oy pusullarımızı aldık. 4 tane oy pusulamız vardı İstanbul'da ve zarfımızla beraber mührümüzü alarak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Belediye Başkanı seçilen ancak YSK kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu Kıbrıs'taydı. İmamoğlu ziyaretinde önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı, ardından Kıbrıs Türk Mücadelesi'nin simge ismi Doktor Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti. Kabir ziyaretinde şeref defterine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazan İmamoğlu, bu titri kullanmaya devam edeceğim dedi. Mazbatasını aldıktan sonra Kıbrıs ziyareti planlayan Ekrem İmamoğlu, YSK'nın tartışmalı İstanbul kararına rağmen planını gerçekleştirdi. Tamamdır, ben de videoları istedim. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı'yı ziyaret eden İmamoğlu, görüşmeyi basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Ekrem İmamoğlu ziyareti sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu isimlerini unutmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabir ziyaretini gerçekleştiren İmamoğlu, kabrin yanında Denktaş'la ilgili anısını anlattı. Soluma döndüm, bir baktım. Rahmetli araba kullanıyor. Yanında da eşi. Ya 88 ya 89 yılı. Ve tabii heyecanla Cumhurbaşkanı falan. Evet evet, sakin ol. Nasılsın evler, iyi misin? Hani böyle bir camdan cama çok sıcak bir sohbetimiz oldu. Tabii çok değerli, takip etmekte de onur duyduğum bir devlet adamı. Bir diğer kabir ziyaretini küçüğün anıt mezarında gerçekleştirdi. Yavru vatanda İmamoğlu'na yoğun ilgi de vardı. Vatandaşlar İmamoğlu'nun yolunu keserek ona desteklerini belirtti. Ben olurum, yolun acı olsun. Sağ olun, Allah'ım. 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 Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs ziyaretinde sürpriz bir uğrak noktası daha vardı. İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı ile beraber günlerdir gündemde olan Cem Yılmaz'ın gösterisini izledi. İşte bu sesleniş Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta katıldığı bir kültürel etkinlikten. Mazbatası elinden alınmasına rağmen planladığı Kıbrıs ziyaretini gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisini izledi. Her seferinde benim seyircim birbirinden kıymetlidir. Önce tanışalım, siz başlayın. Tanıdığım simalar var. Sayın Cumhurbaşkanımız burada. Sayın Ekrem İmamoğlu burada. Gösteri Ekrem İmamoğlu'nun kaldığı otelde gerçekleşti. Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli de izleyiciler arasındaydı. Vatandaşın İmamoğlu'na Kıbrıs'ta gösterdiği büyük ilgi ise gözlerden kaçmadı. Bravo.
YSK'nın tartışmalı İstanbul kararının ardından İmamoğlu lehine gelişmeler devam ediyor. Daha önce 3 aday İmamoğlu lehine çekildiğini açıklamıştı. Bugün de DSP adayı Muammer Aydın yarıştan çekildiğini açıkladı. DSP ise Aydın'ın yerine başka bir aday çıkarmayacağını açıkladı. Aydın 31 Mart seçimlerinde 30.817 oy almıştı. Demokratik Sol Parti İstanbul adayı Muammer Aydın 23 Haziran'daki seçimlere katılmayacak. Aydın Twitter hesabından yaptığı açıklamayı, bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım, kamuoyuna duyurulur ifadelerini kullandı. DSP Parti Meclisi de İstanbul seçimleri gündemiyle toplandı. Muammer Aydın'ın yerine aday çıkarılıp çıkarılmayacağı görüşüldü. Genel Başkan Önder Aksakal, kanunsuzluğa DSP olarak sessiz kalamayız. Bu yüzden İstanbul adayımız çekildi, yeni bir aday gösterilmiyor dedi. Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs'ta aldığı kararla kanunsuz bir şekilde oluşturulan bazı sandık kurullarını gerekçe göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarını ve seçimini iptaline ve yenilenmesine karar vermiştir. DSP olarak 24 Haziran seçimleri öncesinde yaşadığımız böylesi bir kanunsuzluğa sessiz kalmamız düşünülemezdi. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Muammer Aydın adaylıktan çekilmiştir. Demokratik Sol Parti Parti Meclisi bugün yaptığı toplantıda da yeni bir aday göstermemeyi kararlaştırmıştır. Bundan sonra 23 Haziran seçimlerinde sonucu İstanbul seçmeninin kararı belirleyecektir. DSP seçimlerde başka bir aday destekleyecek mi sorusunu da yanıtladı Aksakal. Arkadaşlar açıklamamız bundan ibaret. Bundan sonraki yorum sizlere ait. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ancak DSP'nin seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek vermesi bekleniyor. YSK'nın tartışmalı bir şekilde İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 14.442 seçmenin desteğini alan 3 aday İmamoğlu lehine yarıştan çekilmişti. İstanbul seçimlerinde 10.492 oy alan TKP Büyükşehir adayı Zehra Güner Karaoğlu, 2.437 oy alan bağımsız aday Özge Akman ve 1.520 oy alan Türkiye Komünist Hareketi adayı Aysel Tekerek seçime katılmayacağını duyurmuştu. Saadet Partisi'nin 31 Mart seçimlerindeki İstanbul adayı Necdet Gökçınar ise 23 Haziran'da aday olacağını açıkladı. Ancak Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, kararımızı biraz geniş bir istişareden sonra vereceğiz açıklamasını yapmıştı. Bir milletvekilimiz. Seçim neden iptal edildi? Bu soru Türkiye'de bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış bir politikacı olan Binali Yıldırım'a soruldu. O da çok basit, çünkü çaldılar cevabını yapıştırıverdi. Ortada bir hırsızlık varsa o hırsızlığı yapan gerçekten kim ya da kimlerdi? İşte bu sorunun yanıtı aranıp tartışılırken vicdanları yaralayan YSK kararının ardından Yıldırım'ın yanıtı çok tepki çekti. CHP'li Özgür Özel de Binali Yıldırım'a çalınan tek şey İmamoğlu'nun mazbatası, 31 Mart'ta iftira ve yalanla kazanamadınız, yine kazanamayacaksınız dedi. Yani koltuk elimizde kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olan Binali Yıldırım, meclis başkanlığından geç de olsa istifa edip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu. Yıldırım son seçim yarışında Ekrem İmamoğlu'nun ardında kaldı. Ancak seçim gecesi sokaklara asılan "Teşekkürler İstanbul" afişleri eşliğinde "Biz kazandık" açıklaması yaptı. Şu saat itibariyle İstanbul'da seçim sayımları, gayri resmi sonuçları 31.124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. O geceki ilk girişim sonuçsuz kaldı. İstanbul'u biz kazandık açıklamasından yaklaşık 14 saat sonra Yıldırım yine kameralar karşısındaydı. Bu kez rakip aday İmamoğlu bizden 25 bin fazla oy almış gözüküyor açıklamasını yaptı. Yaklaşık olarak 25 bin civarında
rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor. Binali Yıldırım itiraz sürecinde sessiz kalmayı tercih etti. Oysa konuşkanlığı ve esprili açıklamalarıyla tanınıyordu. Onu da yaptım. Arada esprili açıklamalarla da zaman zaman haber oldu. Hanımefendinin buraya geldiğimden haberi yok. Ben cenazeye geldiğimi biliyorum. Cenazeden sonra böyle bir açamak yaptım. Kimisi teselli diyor. Kimisi merak etme diyor. Tekrar olacak diyor. İşte öyle geçiyor. Suskunluğunu korudu. Umudu yenilenen sandık sayımlarından gelecek yeni sonuçlardaydı. 31.136 sandık var. Her sandıkta bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31.136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla. Ancak beklediği haber sandıklardan değil YSK'dan geldi. Hala açıklanamayan gerekçelerle YSK İstanbul seçimini iptal etti. Binali Yıldırım'ın yüzü tekrar gülmeye başladı. Gülmeyle kalmadı. Hırsızlık suçlamaları birbirini izledi. İlk olarak Pendik'te bir caminin bahçesinde o cümleyi kurdu. Sonra da tepki çeken ikinci açıklaması geldi. Seçim neden iptal edildi başkanım? Çok basit. Çünkü çaldılar. Teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Seçim neden iptal edildi başkanım? Çok basit. Çünkü çaldılar. Teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. O cümleye yanıt gecikmedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kim neyi çaldı Binali Bey diye sordu Özgür Özel. İmamoğlu'nun mazbatası, ülkemizin 45 günü ve itibarı, İstanbullunun huzuru çalındı. Vatandaşlarımızın suya, ulaşıma ve belediye hizmetlerine ucuza erişim hakkı çalındı ifadelerini kullandı ve ekledi. 31 Mart'ta iftira ve yalanla kazanamadınız, yine kazanamayacaksınız. Daha sonra yeni bir açıklama yapan Özgür Özel, çalınan tek şey İmamoğlu'nun mazbatası dedi. Kim neyi çaldı Binali Bey? Neden bahsediyorsunuz? Mesela nerede yazıyor? YSK'nın kararını okuduğumuzda oy çalındı mı yazıyor? Yoksa AKP her şeyi iddia etti, bir şey bulunamadı, sandık başkanları memur değil diye Fasarya'dan bir sebepten iptal ettik, onlar istiyor diye mi diyor, o mu yazıyor? Oyun çalındığı nerede yazıyor Binali Bey? Ne çalınmış? Çalınan bir tek şey var, o da İmamoğlu'nun mazbatası çalındı. Türkiye'nin 45 günü çalındı. İstanbul'un huzuru çalındı. İstanbullunun suyu %40 ucuza kullanması, otobüslere çocuklu annelerin bedava binmesi, gençlerin ulaşımdan ucuza yararlanması, İstanbul'da belediyenin yaptığı hizmetlerin ucuzlaması çalındı. Özel, Yıldırım'a bu kafayla yol alamazsınız diye seslendi. İstanbul'un hayalleri, ümitleri çalındı. 31 Mart'a giderken terörist diyordunuz. Şimdi hırsız mı diyeceksiniz? Siz 31 Mart'a giderken Binali Bey, bu yalanlar, bu iftiralar, bu karalamaları yaptınız, hiçbir tanesinden fayda görmediniz. Şimdi de anasının ak sütü gibi helal mazbatasını çaldıklarınıza hırsız diyerek mi kampanya yapacaksınız? Bu kafayla yol alamazsınız Binali Bey. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimin demokrasi referandumu olduğunu söyledi. Türkiye 1 Nisan sabahı umuda uyandı. Bir şeylerin değişebileceğine inandı. Evet, işte onun önünü kesmek için Muş'u, Malazgirt'i, Viranşehir'i, Şırnak'ı çaldılar. Belediyelerimizi gasp ettiler. Yetmedi, seçilmiş arkadaşlarımızın mazbatalarını gasp ettiler. Yetmedi, her türlü şiddete, zulme devam ettiler. Biz Türkiye'ye şimdi bir kez daha bir seçenek yaratıyoruz. Demokrasi ittifakı seçeneği yaratıyoruz. Bu seçenek Türkiye'de demokrasinin inşası için, Türkiye halklarının, emekçilerinin, kadınların, gençlerin buluşacağı bir seçenektir. Bu seçenek çoğulcu, laik, demokratik bir cumhuriyetin seçeneğidir. Bu seçenek
hep birlikte var edeceğimiz onurlu barışın seçeneğidir. Şimdi bu seçenekte buluşma zamanı. 23 Haziran sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil, bir demokrasi referandumudur. Çamlıca Camii tartışmalara konu olmuştu ve bugünlerde de Çamlıca Camii siyasilerin uğrak yeri olmuş durumda. İstanbul seçiminde İmamoğlu'nun gerisinde kalan Binali Yıldırım, Binali Başkan sloganıyla karşılandı. Emine Erdoğan ve Bilal Erdoğan da bir serginin açılışında buluştu. Dışarıdan bakıldığı zaman şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak derseniz, İşte o zaman hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapma gelir ya? 60 bin kişilik cami. Bir kere doldursunlar ellerini öperim. Ben öptürmem. Çünkü temiz elimi kirletmem. Çamlıca Camii AKP ve Saadet Partisi arasında tartışma konusu olmuş. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun eleştirilerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan karşılık vermişti. Bir hezeyanı dile getirebiliyor. Önceki hafta resmi açılışı törenle yapılan Çamlıca Camii bugünlerde siyasetçilerin uğrak yeri. 31 Mart'ta rakibi Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde kalan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'la camiye gitti. Bol fotoğraf çektiren Yıldırım, Binali Başkan sloganları arasında camiden ayrıldı. Çamlıca'nın bir diğer konuysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan oldu. 2019 Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler sergisinin açılış törenine katıldı. Çamlıca Camisi sergi salonundaki açılışta konuşan Emine Erdoğan, elde edilecek gelirin İbn Haldun Üniversitesi'nin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılacağını söyledi. Törene aynı zamanda İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olan oğlu Bilal Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan açılışın ardından davetlilerle beraber sergiyi gezdi, bilgi aldı. Erdoğan caminin kubbe yazısını ve Osmanlı dönemine ait eseri yakından inceledi. Nano teknolojiyle altın ve gümüş rengine çevrildi. Ömür boyu rengi atmayacak ve zemine bağlı değil, 40 santim boşlukta. Çamlıca Camii'nden kaldırılan ilk cenaze ise Atatürk düşmanı söylemleriyle tanınan Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi olmuştu. O törene de Bilal Erdoğan'ın yanı sıra AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katılmıştı. AKP İBB adayı Binali Yıldırım ise çelenk göndermişti. Spora önem veren ve her sabah koşan, şehir içi ulaşımda da bisikleti tercih eden İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline gibi etkinliklerin yapıldığı bir parkta spor tırmanışı yaptı. Zipline'a bindi, heyecan dolu bir gün geçirdi Soyer ve kendisini izleyenleri de her şey çok güzel olacak diyerek selamladı. Bazen sahnede çalan şarkıya eşlik ederken, bazen şehir içinde bisiklete binerken. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer etkinliklerine tırmanış ve zipline'ı da ekledi. Mart yerel seçimlerinde ipi göğüsleyen CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer, vatandaşlarla değişik platformlarda buluşmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Atatürk Mahallesi'nde 30 dönüm alanda kurulan Macera Park İzmir'i gezdi. Doğa sporuyla uğraşan veya dağcılık sporuna başlayacak gençler için parkın çok değerli olduğunu dile getiren Soyer, macera tutkunlarını açılan tesise çağırdı. Bu çok heyecan verici bir şey.
Hani eskiden beri yapmak istiyordu yapamadım. İçimde öde kalmış bir şey. Arkadaşlar sağ olsunlar, fırsat verdiler. Tesiste kaya tırmanışı ve zipline gibi etkinliklerin yapılabildiği parkta spor tırmanışı yapan Soyer, 8 saniyelik zipline yolculuğunda kendisini izleyenleri her şey güzel olacak diyerek selamladı. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak diyenleri sert sözlerle eleştiren Devlet Bahçeli, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a "Ben Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" dedi. İyi Parti ise "Üstünüze alınmayın, iyi niyet mesajlarına karşı genel bir alerjisi var" paylaşımıyla Cem Yılmaz'a destek verdi. Hatta ihanet içinde olabilirler. 23 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'na "her şey çok güzel olacak" etiketiyle destek veren sanatçılardan biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz. Cem Yılmaz ise MHP liderinin hedefindeydi. Gazetecilerle bir araya gelen Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Cem Yılmaz'a %49'u sevebilirsin ama %51'e de saygı duy. Herkes Cem Yılmaz Bey'i sever. Bense onu görünce önce bir elbiseni değiştir derim. Ben Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem dedi. Cem Yılmaz Bahçeli'ye cevap verdi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin şeklindedir" dedi. Cem Yılmaz'a destek İyi Parti'den geldi. İyi Parti resmi Twitter hesabından "üstünüze alınmayın, iyi niyet mesajlarına karşı genel bir alerjisi var" paylaşımında bulundu. Ve ünlü yazar Ayşe Kulin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "duyun bizi" başlıklı bir mektup yazdı. Kulin mektubunda "hakkın, hukukun, adaletin hüküm sürdüğü bir ülke umut ediyorum" diyerek çağrıda bulundu. İnsan olduğunuzu hissedersiniz. Ünlü yazar Ayşe Kulin, "bizi duyun" başlıklı bir mektup yazarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçim yenileme kararı toplumun hemen hemen tüm kesimleri tarafından tepkiyle karşılandı. Ünlü yazar Ayşe Kulin'in de gündeminde bu konu vardı. Yeni nesili işaret etti, "dua edelim onların sabrı tükenmesin. Onları bencil siyasete alet eden söylemler sonuçta büyük sorunlara yol açabilir ki düzeltmesi kolay olmaz" dedi Kulin. "Ben size açık mektup yazmaya alışkınım ama dilerim bu üçüncü ve son mektubum olur. Çünkü aşağılanmaya, aptal yerine konmaya sabrın bittiği yerdeyiz. Bizler, yani siz başta olmak üzere hepimiz, çocuklarımıza savaşa bulaşmadan, cephelerde bölünmeden, bu topraklar üstünde kardeşliğimizi yitirmeden, huzur içinde ve hür yaşamanın mümkün olduğunu ispat etmeliyiz. Demokrasinin bir bayrak değiştirme rejimi olduğunu önce kendimiz içselleştirip, sonra onların içine sindirmeliyiz. Kürt, Ermeni, Laz, Süryan, yani Sünni, Alevi, Yahudi, Hristiyan, inançlı inançsız bütün yurttaşlarımızla barış ve huzur içinde yaşayabileceğimizin mümkün olduğunu onlara göstermeliyiz. Özellikle gençler kin ve nefret sözleriyle ayrışmadan onların öfkelerini dindirmeli, barış içinde bir ülkede yaşamayı umut etmelerini sağlamalıyız. Ömür biter ama umut hiç bitmez. İşte ben de bu mektubu az kalan ömrümde umudumu hala diri tutmak adına yazıyorum." Kulin, hakkın, hukukun, adaletin hüküm sürdüğü bir ülke umut ettiğinde yazdı mektubunda. "Hangi suçla suçlandığımızı bilmeden, darbeyle, terörle hiç ilgimiz yokken, yalan ihbarlarla, sahte delillerle, işimizden, mesleğimizden atılmadan ya da uzun yıllara mahkum edilmeden, keyfi kararlarla, işimizin, emeğimizin elimizden alınmasına duçar kalmadan, kadın olduğumuz için hırpalanmadan, örtülü veya kısa etekli kadınlarız diye aşağılanmadan, en adi suçları işleyip, sırf tarikat mensubu olduğu için cezasız kalanlara katlanmadan onurumuzla yaşamak istiyoruz. Hakkın, hukukun, adaletin hüküm sürdüğü bir ülke umut etmek istiyoruz." CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın çalışmasına göre 2020 TL asgari ücretle geçinen 4 kişilik bir ailenin temel mutfak masrafı sadece Mart ayında 44 lira arttı. Ağbaba'nın araştırması işçiye zorla diyet yaptırılıyor başlığıyla açıklandı. Mutfak masrafı Mart ayında 2491 lirayken Nisan'da 2535 liraya yükseldi.
Günden güne eriyen asgari ücretin mutfak masraflarını karşılamaya yetmediğini, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, işçiye zorla diyet yaptırıyorlar başlığıyla açıkladı. Ağbaba'nın hazırladığı rapora göre sadece bir ayda ekmeğe %25, limon ve soğana %32, havuca %27, patatese %23, domatese ise %21 zam geldi. Raporda dolar kurundaki artışla birlikte asgari ücrette yaşanan erimeye de işaret edildi. Rapora göre 1 Nisan'da 5,5 lira olan dolar kuru, 6 Mayıs YSK darbesinden sonra 6,18 liraya yükseldi. 1 Nisan'da 367 dolara karşılık gelen asgari ücret, Mayıs ayında dolar kurunun yükselmesiyle birlikte 327 dolara geriledi. Böylece asgari ücret 40 dolar azaldı. Anayasanın 55. maddesine göre asgari ücret belirlenirken çalışanların geçim şartlarının göz önüne alınması gerektiğine dikkat çekilen raporda, asgari ücret yönetmeliğinin 4. maddesine göre işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretin verilmesi gerektiği hatırlatılıyor. Her şey güzel, her şey. Yine aynı raporda mevcut asgari ücretin anayasaya, Avrupa Sosyal Şartına ve asgari ücret yönetmeliğine aykırı olduğu ifadeleri kullanıldı. Öte yandan döviz mevduatı 15 yılın zirvesine çıkarken, 2019 yılında yabancı para mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki oranı %53,7'ye ulaştı. Toplamda döviz mevduatı da 200 milyar dolar civarında seyrediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Ağbaba raporunun tam tersi yönde bir açıklama yaptı. Albayrak, vatandaşın döviz artışından eskisine göre daha az etkilendiğini savundu. Albayrak yaklaşık 2 ay önce de kurun 5,20 seviyesinde olduğu günlerde Trabzon'daki konuşmasında dolar alanların kara kara düşündüğünü söylemişti. Döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Albayrak, Türkiye ekonomisine ilişkin tünelin sonundaki ışık daha da görünür halde ifadelerini kullandı. Albayrak, Türkiye ekonomisi yoğun bir saldırıya maruz kaldı. Cari açık geçen sene 60 milyara dayanmıştı. Ay sonu itibariyle cari dengede neredeyse sıfıra doğru gidiyoruz açıklamasını yaptı. Albayrak ayrıca ekonominin emin adımlarla ilerlediğini savundu. Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı dedi. FETÖ'nün ÖSYM başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu süreçte iki ayrı skandal yaşandığı iddia edildi. Eski ÖSYM Başkanı'nın işaret ettiği önemli isimler ifadeden silindi mi? FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in ifadesinden bazı bölümlerin çıkarıldığı öne sürüldü. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre FETÖ'den gözaltına alınan ve serbest bırakılan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'i bir grup AKP'li milletvekili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ziyaret etmek istedi. Emniyetin izin vermemesi nedeniyle milletvekillerinin buradan ayrıldığı iddia edilirken Demir'in ifadesinde o dönem yaptığı bazı uygulamalarla ilgili dönemin siyasilerine işaret ettiği ancak bu bölümlerin sorgu tutanağından çıkarıldığı da öne sürüldü. Demir, FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 8 Nisan 2019'da gözaltına alındı. Demir'e kopya çekilen 2010 KPSS sınavına ilişkin delil olarak saklanan soru kitapçıklarını neden imha ettiği ve kurumdaki FETÖ'cü personelle neden çalışmayı sürdürdüğü soruldu. İddiaya göre Demir bu soruya o dönemin siyasetçilerini işaret ederek yanıt verdi. Ancak sorgu sırasında bu bölümler tutanaktan çıkarıldı.
Yine iddiaya göre demir surların sızdırıldığı tespit edildiği halde 2012 KPSS sınavının neden iptal edilmediği sorusuna karşılık da önemli bir ismi işaret ederek sordum iptal edilmesin yanıtını alınca iptal etmedik dedi. Ancak bu bölümler ifade tutanağına yazılmadı. Ali Demir emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 Nisan'da adliyeye sevk edilmişti. Demir nöbetçi suç ceza hakimliğince serbest bırakılmış ancak elektronik kelepçeyle evinden çıkamaması tedbiri getirilmişti. Demir'in avukatlarının itirazı üzerine suç ceza hakimliği konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartını da kaldırdı. ...31 Mart seçimlerinde AKP'li rakibini geçerek Kırşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, belediyede önceki dönemde yapılan usulsüz harcamalar ve borçların nedenlerini açıklamayı sürdürüyor. Bu kez de bazı cemaatlere peşkeş çekilen konutlara dikkat çekti Ekicioğlu. Dürüst olacağız. Bak, her adamı dürüst olacağız. 31 Mart seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, belediyenin TOKİ'ye yaptırdığı dairelerle ilgili büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Ekicioğlu meclis toplantısında kendisinden önceki AKP'li yönetimin belediyenin TOKİ'ye yaptırdığı binaları cemaat ve vakıflara peşkeş çektiğini söyledi. Kırşehir Belediyesi'nin TOKİ'de konutları vardı. İki konut Yeni Eğitim Derneği'nin kullanımına tahsis edilmiş. Sözleşme gereği bunları iptal ediyorum. Kırşehir Belediyesi ile Yeni Eğitim Derneği arasında yapılmış protokol. Kimmiş bu arkadaş? Adı Osman Atalay, Yeni Eğitim Derneği Başkanı. Kim olduğunu bilmiyorum. Karşısında da belediye başkanı var. İlim Yayma Cemiyeti'ne 9 daire verilmiş TOKİ'den. Bunların satışı için yetki istiyorum. Sözleşmede İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ahmet Gökbel karşısında belediye başkanı Yaşar Bahçeci'nin imzası var. Hepsi ücretsiz verilmiş. Kırşehir Belediyesi ile Kadem arasında bir protokol imzalanmış. Kademin iki dairesinin toplam 2500 lira olan kirasını, doğalgazını, elektriğini, suyunu Kırşehir Belediyesi ödüyor. Bunların iptal edilmesini istiyorum. Ekicioğlu AKP Gençlik ve Kadın Kolları'nın belediye tesislerinde yaptıkları ve belediye hesabına yazdırdıkları harcamaların parasını da geri istedi. Meclis toplantılarında daha çok şey paylaşacağını açıklayan Başkan Ekicioğlu, yavaş yavaş her şeyi berrak berrak paylaşacağız, halkımızı bilgilendireceğiz dedi. Sevgili seyirciler, AKP'li belediye borcu karşılığında bakanlığa arsa devretti. Belediyenin vergi borcu karşılığında devrettiği 11 taşınmazın toplam tahmini değeri ise 88 milyon TL. Belediyeye ait 11 taşınmaz içinde 2 okul ve 1 cami de bulunuyor. AKP'li Güngören Belediyesi vergi borcuna karşılık tahmini değeri 88 milyon lira olarak hesaplanan 11 adet arsasını Hazine ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devretti. Güngören Belediye Meclisi'nin 8 Mayıs 2019 tarihli oturumunda mülkiyeti belediyeye ait 11 adet taşınmazın devri teklifi görüşüldü. Görüşme sonrası çıkan kararda, Güngören ilçesindeki mülkiyeti belediyeye ait taşınmaz arsaların vergi borcu karşılığında Maliye Hazinesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bedelli olarak devredilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Karara hayır oyu veren CHP grubunun hukuk komisyonu üyesi Musa Keleş, belediyenin kamuya ait yerleri kendi borçları için takas etmesi etik değil dedi. Zamanında tasarruf yapıp borçlar ödenseydi böyle bir takasa gerek olmazdı. Güngören Belediyesi geçtiğimiz yıllarda da 11 milyon liralık borcuna karşılık 6 camiyi hazineye devretmişti. Devir listesine konulan taşınmaz arsalar şu şekilde sıralandı. Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde 1951 metrekarelik belediyeye ait parselde, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı İnce Minareli Cami alanı, Çinçindere Caddesi'ndeki 8215 metrekarelik belediye arazisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 2 adet okul, Sanayi Mahallesi'nde 2901 metrekarelik arazide Milli Eğitim'e ait Meslek Eğitim Merkezi, belediyeye hizmet alanı olarak planlanmış toplam 5500 metrekarelik 4 ayrı arsa, spor tesis alanında kalan yine 4 ayrı parselden oluşan yaklaşık 4150 metrekarelik arazi. Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesiyle birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları 3. günde de sürüyor. Dik ve engebeli yamaçta süren çalışmalarda ekiplerce dere kenarında nişancıya ait ayakkabının bulunması üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. Nişancıya ait cep telefonu sinyaline ulaşıldı. Sinyalin bulunduğu noktanın tespiti için de çalışma başlatıldığı belirtildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu da nişancı için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesleğini icra ederken geçirdiği bir kaza sonucu uçuruma düşerek kaybolan Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın bir an önce bulunarak sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum dedi. Haber yapmak için çalışmaları takip eden Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesiyle birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı 3 gündür bulunamıyor. Evet, bugün Anneler Günü dedik. Anneler Günü Samsun'da bir anne için en zor gündü belki de. O anne 1,5 yaşındaki kızı Ecrin'i 6 gündür arayan Sevcan Kurnaz. O anne bugün arama kurtarma ekiplerinden gelecek mutlu bir haberi bekledi. Koş 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 koş. Araba 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 araba. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları günlerdir sürüyor. Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık mahallesinde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kaybolmuştu. Hem yerden hem de havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı. Mahalledeki evler kontrol edildi. Ancak sonuç alınamadı. Anneler Günü'nde hayatının en zorlu anlarını yaşayan Sevcan Kurnaz gözyaşı içinde konuştu. Ya kızım yok, ne hissedebilirim? Benim kızım da el kadardı, buralarda oynuyordu. Hani yani bana bir düşmanlığınız varsa benden olsaydınız. Ne olurdu benden olsaydınız. Veyahut da eşime, aileme bir düşmanlığınız varsa onlardan olsaydınız ne olurdu sanki. Çocuğumdan ne istediniz? Ne istediler ki çocuğumdan abla ya? 1,5 yaşında ya, daha anne zor diyordu abla, benim. Abla sormayın ya, adam hamile, göreceğim. Ne istediler ya? Bir kaçırdığını mı düşünüyorsunuz? Ne olabilir ki? Hani başka ne olabilir? Ne bileyim yani, aklım ormanda yok. Başka ne olabilir? Şüphelendiğiniz kimse var mı? Keşke olsa da burada söylesem, ben şundan şüpheleniyorum desem, yok ki. Hani benim kimseye bir düşmanlığım yoktur ama başkasını da bilmiyorum ki. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz'la evlenen ve bu evlilikten de 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz ve yakınları günler geçmesine rağmen umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı gazeteci Deniz Yücel'in Türkiye'de tutuklu bulunduğu dönemde işkenceye maruz kaldığı iddialarını yalanladı. Deniz Yücel, Türkiye'de yargılandığı davaya ilişkin Almanya'da Asliye Mahkemesi'ne verdiği ifadeyle birlikte dikkatleri üzerine çekmişti. Yücel, Türkiye'de tutuklandıktan sonra götürüldüğü Silivri cezaevinde ilk günlerde dövüldüğünü, tekmelendiğini, hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini iddia etmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ya da yakın çevresinin talimatıyla ama her ihtimalde onun tarafından hedef gösterilerek onun sorumluluğunda işkence gördüm şeklinde konuşmuştu. Yücel'in bu açıklaması sonrası Berlin-Ankara hattında gerilim tırmandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'yi işkenceye karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne sadık kalmaya çağırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da Almanya'ya yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'yi karalamaya çalışan bu tür asılsız iddiaların resmi makamlarca ciddiye alınmasını ayrıca manidar buluyoruz dedi. Alman sözcünün Türkiye'yi işkenceye karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne sadık kalmaya çağıran açıklamasının dayanaktan yoksun olduğunu aktaran Aksoy, Türkiye'nin işkenceye ve kötü muameleye karşı Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Konseyi'nin bütün sözleşmelerine taraf olduğunu anımsattı. Bir süredir gergin olan İran ve Amerika ilişkileri yeni bir evreye giriyor. Amerikan savaş gemilerinin hareketliliği dikkat çekerken İran'dan yeni bir açıklama geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, Basra Körfezi'ndeki Amerikan savaş gemisini vurabileceklerini söyledi.
Hacızade 40-50 civarında savaş uçağıyla 6000 personeli olan savaş gemisi önceleri bizim için bir tehditti, bugünse hedef durumunda, dedi. Basra Körfezi'nde yer alan Amerikan uçak gemisinin İran'a yakınlığından bahseden Hacızade, Amerikalıların durumu dişlerimiz arasındaki et gibi, eğer hareket ederlerse başlarına ineriz. Daha önce bunlar bizim için tehditti, şimdi ise bir fırsat ifadelerini kullandı. Öte yandan Hacızade, bize yakın yerdeler, 300 kilometre uzaklıktaki tekneyi vurma kapasitesine sahip füzelere sahibiz. Bu füzelerin menzili son çalışmalarla 700 kilometreye çıktı, dedi. Afganistan'ın tanınmış televizyon habercilerinden kadın hakları savunucusu Mina Mengal, başkent Kabil'de sokak ortasında vurularak öldürüldü. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Raimi, Mina Mengal'ın Kabil'in 8. bölgesi olarak bilinen yerde sabah saatlerinde vurularak öldürüldüğünü söyledi. Mengal'ın yakınları, kadın gazetecinin Afganistan'da parlamentonun alt kanadındaki kültür danışmanlığı görevi için ofise gitmek üzere bölgede araç beklediğini ve bu sırada vurulduğunu doğruladı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Öte yandan yine Afganistan'da çocukların oyun oynadığı alanda daha önce toprak altına gizlenmiş bir mayın patladı. 8 çocuk hayatını kaybetti. Sevgili seyirciler, Myanmar'da ön iniş takımları açılmayan bir yolcu uçağı arka tekerleği üzerinde acil iniş yaptı. Büyük paniğe neden olan olayda kimse yaralanmadı. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da ulusal hava yollarına ait bir uçakta ön tekerlekler iniş sırasında açılmadı. Pilot uçağı arka tekerlekler üzerine indirmek zorunda kaldı ve uçağın burnu piste sürütülüp kıvılcımlar saçtı. 82 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçakta kimse yaralanmadı. Boeing ve Airbus'un büyük uçaklarının geçici bir süre havalimanını kullanamayacağı açıklandı. Türkiye Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği, yani SESAM tarafından Türk sinemasını geleceğe taşıyanlar adıyla ödül gecesi düzenlendi. Törendeki bazı konuşmalar geceye damga vurdu. Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, SESAM tarafından Türk sinemasını geleceğe taşıyanlar adıyla ödül gecesi düzenlendi. Törene yapımcı Mehmet Soyarslan damga vurdu. Soyarslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi, salonda alkış koptu. Daha sonra her şey çok güzel olacak dedi, alkış sesi daha da yükseldi. Sinema, insanlar arasındaki görüş ve görünüş farklarını ortadan kaldıracak ve bu şekilde insanlık idealine en uygun şekilde getirmeye en büyük katkıda bulunacaktır. Sinemaya gereken ihtimamı gösteririz. Mustafa Kemal Atatürk. Bir sıkıntılı günler geçirdik. Daha iyi günler gelecek. Buna inanıyorum. Çok güzel günler olacak sinemanın. Ona inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Sinan Bengiyer ise, bizleri kökleriniz dışarıda diye suçlayanların hepsi vatana ihanetten yargılandı diye konuştu. Salonda alkış sesleri yükseldi. Hiç olmasa herhalde o mahkeme kapılarına gittim. Şöyle geriye dönüp bir baktım. Köklerimiz dışarıda değil, bu toprağın altında. Yine bir ana vatanına. Bizlerin kökleri dışarıda olarak suçlayanların hepsi vatana ihanetten yargılandı. Ödül töreninde dublör Levent Çakır ise sahnede Fatiha okudu. Bütün ölmüş duayenlere, gelmişten geçmişlere amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malikiyem biddini yâken abudiyyâken esteyin. İdnâ sıratel müstakil.
Yönetmen Yılmaz Atadeniz ise TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisini ve dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ı öve öve bitiremedi. "Ben bu kadar güzel ata bineni görmedim," dedi. Mahir Özer'den, Danyal Tokatan'dan sonra en iyi ata binen kişi vardı. Alkışlar geliyor. Sanatçı Cahit Berkay 7 Mayıs'ta İstanbul'un Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı nedeniyle Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından törene çağrıldığı halde ödülünün verilmediğini açıkladı. Sesam daha önce ödül töreninde de tartışma konusu olmuştu. Dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ani bir kararla Antalya Film Festivali'nde ulusal yarışma bölümünü kaldırmış ve sinema camiası yek vücut halinde bu karara direniş göstererek festivali protesto etmişti. Ve görülmüş farklarını ortadan kaldıracak. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık sevgili seyirciler. Akşam haberlerini bugünlük burada noktalıyoruz. Şimdilik hoşça kalın.